Merhaba, ben Fulya Canşen. Artık korona salgınıyla ilgili tek bir gündem maddemiz var, aşı. Aşıya dair pek çok haber dolaşıyor sanal ortamda. Benim doktor dostlarımdan duyduklarım, sosyal medyada okuduklarım ve yapılan son istatistikler ciddiye alınacak bir aşı karşıtlığı olduğunu gösteriyor. E nasıl olmasın? Hiç bu kadar hızlı bir aşı geliştirilmemiş. Aşı hiç bu kadar siyasete malzeme edilmemiş. İlaç sektörü ise hiç bu kadar tabiri caizse arsız olmamıştı. Aynı arsızlığı koronavirüste göstermesi açıkçası ben de aşıt karşıtı olur çıkardım. Ancak enfeksiyon rakamları ve ölüm oranları durup bir kez daha düşünmeyi gerektiriyor. O yüzden bugünkü videomuz aşı konusunu aydınlatmaya yönelik olacak ve biraz da biyoloji dersi gibi olacak. Biyoloji öğretmenleri ve tıp camiası eğer hatamız olursa bizi affetsin, düzeltsin lütfen. Bütün aşılar tek bir amaca hizmet ediyorlar. Bir kişinin bağışıklık sistemini vücudun belli bir virüs ya da bakteriyle karşılaşması durumunda savaşa hazırlamak bu. Aşı, bunu başarmak için bağışıklık sistemine virüs veya bakteriye benzeyen zararsız bir madde sunarak vücuda eğer bunlar bir daha gelirse içeri girmesine asla izin verme mesajı veriyor. Aşı türleri de vücuda verilen bu zararsız maddelere kullanılan yöntemlere göre değişiyor. Aşılar genel olarak 4 sınıfa ayrılıyorlar canlı aşı, ölü aşı, vektör aşısı ve en yeni yöntem olan mesajcı RNA aşısı. Canlı aşılar çoğalabilen yani yaşayan ama hasta etme özelliği bozulmuş virüs ya da bakteri içeriyorlar. Elde edilmiş en iyi tekniklerden biri bu. Kızamık, çocuk felci, kava kulak aşıları bu teknikle üretildi. Bu tekniğin en büyük avantajı gerçek hastalığı taklit, taklit ettiği için güçlü bir koruma mekanizması sağlaması, tek toz yetmesi ve düşük maliyetli olması. Dezavantajı ise az bir ihtimalde olsa hastalığa yol açabildiği için bağışıklık sistemi zayıf kişilerde kullanılmaması ve saklama koşullarının epey zor olması. Ölü aşılarsa tam tersi. Çoğalmayan uyarıcılar içeren ve uzun süredir kullanılan güvenilir bir metotla üretiliyorlar. Hepatit A, çocuk felci ve bazı grip aşıları gibi üretim türüne göre tam virüs, bölünmüş virüs gibi çeşitleri var. Ölü aşılar ısı, kimyasallar ve radyasyon kullanılarak virüslerin kendilerini kopyalayıp çoğalmalarını engelleme prensibine dayanarak üretiliyorlar. Bu virüsler çoğalmasa da bağışıklık sistemini tetikleyebiliyorlar. Bu tekniğin en büyük dezavantajı bağışıklık sistemi zayıf insanlarda bile kullanılabiliyor olması. Dezavantajı da var. O da etkinliğinin düşük olması dolayısıyla birden fazla doz kullanılması gerekmesi. Türkiye'ye Çin'den getirilecek Sinovac korona aşısı bu tekniğe göre geliştirildi mesela. Bir de viral vektör aşıları var. Onlar da virüsler zayıflatılıp hastalığa yol açma kabiliyeti ortadan kaldırılarak bağışıklık kazanılmasını sağlıyorlar. Vücuda giren virüs hastalığa neden olmasa da bağışıklık sistemini tetikleyerek antikor üretmesine yarıyor. En eski metodlardan biri olan bu teknik örneğin çiçek aşısında kullanıldı ve etkinliği hala en yüksek aşılardan biri olmaya devam ediyor. Vektör aşısı denmesinin nedeni virüsün bir veya birden fazla molekülünü yani antijenini taşıyan vektörlerden oluşuyor olması. Bu tür aşıların en büyük avantajı vücudun antijenlere verdiği tepkinin hedefe çok yakın olması ve çoğu zaman tek doz aşıyla uzun süreli bağışıklık kazanılması. Bu metodun dezavantajı ise bağışıklık sisteminin bu vektörleri tanıyıp vücudun antijene değil de doğrudan vektöre tepki vermesiyle sonuçlanabiliyor olması. Bu da aşının etkinliğini düşürebiliyor. Oxford, AstraZeneca işbirliğinde üretilen covid 19la Rus Sputnik 5 aşısı viral vektör tekniğine göre yapıldı örneğin. Bir de DNA RNA yöntemiyle laboratuvar ortamında üretilen genetik parçacıkların kullanıldığı aşılar var. Bunlardan hakkında en çok konuşulan mesajcı RNA yöntemini ben de biraz daha ayrıntılı bir biçimde anlatmak istiyorum. Çünkü 21. yüzyılın buluşu olan bu yöntem özellikle kanser tedavileri için umut verici bir gelişme ve gerçekten önemli bir gelişme. Proteinler biliyorsunuz insan vücudunun ana motorudurlar. Amino asitlerden oluşan proteinlerin bir takım hayati görevleri var. Örneğin hücre yapımına katılıp kas hücresi mi yoksa sinir hücresi mi olacağına proteinler karar veriyorlar. Protein yapımında genetik talimat çok ama çok önemli. Genetik talimat protein oluşması için hazırlanan bir çeşit üretim planı aslında. Ve herkesin planı kendine özel yani herkese ait özel bir plan var. Bir nesilden diğerine geçen genetik talimatların saklandığı kimyasala da biz DNA diyoruz. Her hücrede proteinleri üretim planından tekrar tekrar nakleden bir mekanizma bulunuyor. İşte mesajcı RNA'nın bu mekanizmada çok önemli bir görevi var. İletişimi sağlamak. Çünkü bu iki temel adım yani DNA'nın okunması ve proteinlerin birleştirilmesi hücrenin iki ayrı farklı bölgesinde meydana geliyor. Genetik talimat hücre çekirdeğinde, proteinlerin oluşmasıyla görevli mekanizması mekanizma ise bu çekirdeğin dışında bulunuyor. Bu ikisini birleştirmek için gerekli adımı mesajcı RNA atıyor. DNA gibi genetik talimat içeren RNA hücre çekirdeğindeki DNA ile dışındaki protein mekanizması arasında sanki postacı gibi çalışıyor. Hücre çekirdeğinden çıkarak protein yapım için gerekli bilgiyi buraya aktarıyor. İşte Alman BioNTech'in aşısı tam olarak RNA'nın bu postacı görevinden yararlanarak üretilen bir teknolojinin ürünü. Vücudun kendi aşısını üretmesini sağlayacak yapay bir RNA kullanılarak hücreler adeta kandırılıyorlar. Uzmanlar her ne kadar çok karmaşık bir yapıya sahip olsa da hücrelerin zekasının olmadığından yola çıkıyorlar. Çünkü bir hücre bünyesindeki mesajcı RNA'nın kendisine mi ait yoksa yabancı mı olduğunu ayırt edemediği için aynı tepkiyi veriyor. Aşıyla mesajcı RNA'ya kaydedilen kod tam anlamıyla bir insan proteinin yapı planını içermiyor. Sadece koronavirüsün yüzeyini kaplayan başak bir proteini tanımlıyor. İşte bağışıklığın, bağışıklık sistemi tarafından fark edilen protein de bu başak proteini. Çoğu aşı bu proteinle aynı bileşene sahip. Enjekte edilirse vücuda enfeksiyon meydana gelmiyor. Gerçek bir enfeksiyonu taklit etmesi içinse vücuttaki bağışıklık hücrelerinin yapısını algılaması yeterli oluyor. Yani savunma hücreleri bu proteinleri gördüğü anda aman yabancı madde var deyip savunma molekülleri yani antikorlar üretmeye başlıyorlar. Mesajcı RNA yöntemi kullanılarak aşı üretimi uzun bir süredir araştırılan bir teknik aslında. Fakat bugüne tek bu yolla üretilen hiçbir aşı onay almamıştı. İngiltere'den sonra Amerika'da ilk kez onay verdi, onu da Kanada izledi. Uzmanlara göre onay almamasının sebebi güvenli olmamasından ziyade bilimin genler üzerindeki kontrolünü ancak bu, yılda, bu yüzyılda yani 21. yüzyılda işlevsel bir boyuta ulaştırmış olması. Covid-19 salgını bir anlamda bu yöntem için iyi bir deney ortamı sağlamış oldu. Gelelim en çok merak edilen konuya aşının yan etkilerine. Bunu anlamak için vücuda verilen maddenin nasıl bir etki yarattığına bakmak gerekiyor. Hiçbir aşı için yan etkisi yok demek mümkün değil. Hatta aşılar reaksiyon veriyorsa vücut aşı etkili oluyor demektir. Bazı baş ağrısı, hafif ateş, kızarıklık, dert edilmesi gereken yan etkilerin başında geliyor. Mesajlı RNA ve DNA yöntemi hakkındaki genlerimizle oynanıyor mu endişesine pek çok uzman Hayır yanıtı veriyorlar. Farklı kimyasal yapıya sahip RNA'nın hücre çekirdeğinde izole olmuş DNA'ya ulaşması neredeyse mümkün değil. Bu aşının en önemli handikapı daha önce kullanılmadığı için uzun vadeli yan etkisini bizim test etmemiş olmamız. Bu durumda bize bilim insanlarını güvenmek onların bağımsız olduğuna inanmaktan başka şans kalmıyor. Bir dahaki videoda görüşene dek. Esen kalın, sağlıklı kalın.